Nereden döndün sen? Garabatak gibi kayboldun. Ya canım sıkıldı o yüzden. Otur şöyle, soluklan biraz. Sen de bir şey vuramamışsın, öyle gözüküyor. Doğru. Keyifsizim biraz. Av yapmak bahaneydi. Şöyle bir dolanayım dedim. Hayırdır Emmi, neyin var? Anlatırsan dinlerim, rahatlarsın. Aslında sıkıntım benden değil Davut. Ya kimden? De hele. Nasıl diyeyim Davut? Bilmiyorum ki. Sen benim iyi arkadaşımsın. Ha bunu söylemek de kolay bir şey değil. Tabii ki. Ne demek? Bir Şükrü var, bir de sen varsın. Kim var başka benim arkadaşım? Ben de onu diyorum işte. Şükrü'yü daha seversin bilirim ama... Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk Halime. Şehri çok dolaştım, çok aradım. Ama bundan daha iyisi yok. En iyisini aldım senin için, bilesin. Sağ olasın. Sakın Davut duymasın. Bu sır aramızda kalacak, ona göre. Hı hı. Ne haber?
Daha hızlı, daha hızlı. Etme, gözünü seveyim, tamam. Beni sallarken nasıldı? Hadi bakalım. Amma korkak adammışsın. Seni böyle bilmezdim. Salla, daha ileri. Yapma Davut. Davut oğlum! Davut oğlum, ne yapıyorsun orada? Düşeceksin. Gel buraya. Oğlum, köy ağzında Şükrü'yü bıçaklamışlar. Ne? Sen duymadın mı? Üstünde senin bıçağın varmış. Hayırdır oğlum? Kamberoğlu Ümmü'den olma Davut Arpacı. Olay günü yukarıda anlattığım gibi maktulü hunharca kendi bıçağıyla öldürmüştür. Toplanan tüm deliller mahkemeye sunulmuştur. Olay günü maktulün öldürüldüğü bıçağın sanık Davut Arpacı'ya ait olduğu delillerle sabittir. Sanık hiç konuşmamakla yapmış olduğu insanlık suçunu kabullendiğini göstermektedir. Sayın Başkan, gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Kamu adına mütalaa olunur. İddia makamı gerekli açıklamayı yapmıştır. Söz savunmanındır. Kamberoğlu Ümmü'den olma Davut Arpacı. Söyleyeceğin bir şey var mı? Konuşsana oğlum. Ben bu ölümü hak ettim efendim. Beni... asın. Mahkemeye sunulan delillerin gözden geçirilmesi ve şahitlerin dinlenmesi için davayı önümüzdeki ayın 21'ine erteliyorum. Oğlum! Oğlum! Anlat oğul. Açılır rahatlarsın. Nedir derdin? Düşünerek bu mapusluk bitmez. Neden kapattılar seni buraya? Davut Arpacı, ziyaretçin var. Kalk oğlum, ziyaretçin var. Ziyaretçin var oğlum. Gardiyanı kızdırmıyor. Mendeburun tekidir zaten. Hadi kalk. Beni geri götür.
artık gidebilirsiniz. Tutuklu sizinle görüşmek istemedi. Ama nasıl olur? Ben onu daha görmedim. O sizi gördü. Hadi artık beklemeyin. Bu çocuk hiç katil birine benzemiyor. Hangi çocuk? Şu Dereköylü. Dün sabahki çocuğu diyorum. Nereden geldi şimdi aklına? Ne bileyim. Çocuğun bakışları hiç suçlu gibi değildi. Ama öldürün beni, kurtulmak istiyorum bu hayattan der gibiydi. Vicdan azabı. Hayır hayır. Başka bir şey var bu çocukta. Köy yerinde olur böyle şeyler. Sudan sebeplerle birbirlerine girerler. Şakir sen bari yapma. Sanki yeni mezunlar gibi. Görmedin mi geçen gün nasıl da doğramış baltayla komşusunu adam? Niçin? Tavuğu bahçesine girdi diye girmişler birbirlerine. Genç bunlar. Çekmiş bıçağını ben öldürmedim bile demiyor. Boş ver, için rahat olsun. Yasalar neyse onu uygulayacağız. Hah bak hatırladım. Ben bu ölümü hak ettim. Asın beni gibi böyle bir şeyler söylemişti. Al sana itiraf. Bana bu çocuk... Hayır, bu çocuk katil değil. O kadar kalem kırdım ama bu çocuğa kalem kırmak... Bak ne diyeceğim. Şu soruşturmayı iyice gözden geçir. Köye bir gidiver bakalım ne çıkacak. Yavuklusu var mı? Yani ne bileyim bir git bakalım. Maktulle çok yakın arkadaşlarmış. Halime, nereye böyle? Ümmü ablaya gidiyorum. Halime, sabırlı ol. Davut da Şükrü de benim arkadaşımdı. İkisinin de araları çok iyiydi. Neden böyle oldu bunu ben de bilmiyorum. Halime, sakın yanlış anlama ha. Bir ihtiyacın falan olursa çekinme bana söyle. Ha? Köy yerinde böyle zamanlarda birbirimize destek olmamız lazım. Hemen. Sağ ol İlmi abi. Geç kızım, Ümmü içeridedir. Geç kızım. Vallahi benim bir suçum yok. Ben şehirden Davut için Şükrü'ye hediye sipariş etmiştim. Getirecekti. Davut'a sürpriz yapacaktım. Ben ne bilirim? Takip etmiş beni. Bana soraydı. Sormadı. Bakar mıyım başkasına? Ölürüm de bakmam. Ondan önce ben kıyarım canıma. Neden arkadaşına kıydı? Neden? Tarladan geliyordum. Şükrü'yü duydum. Davut'u kayalarda görünce anladım. Belli etmedim. Atacak kendini aşağıya dedim. Seslendim. Eyledi beni görünce. Bu da mı gelecekti başımıza? Hiç konuşmadı benle. Sustu. Sustu. Ben kötü bir şey yapmadım. Şükrü benim abim sayılırdı. O çok iyi bir insandı. Benim oğlum senin yüzünden katil oldu. Bu acıya dayanamayıp kayalıklardan atacaktı kendini. Babası rast gelmeseydi yapacaktı. Mapus da yapacak. Mapus da kendini öldürecek. Hakime ne dedi duymadınız mı? Benim oğlumun katili sensin. Çabuk çık bir evden, çabuk. Gözümle gönlümle görmesin seni. Ben kimseye kötülük yapmadım. Davut benim canım. Ben kötülük yapmadım. 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 (Gülüyor)
Selamun aleyküm. Derviş Muhtar nerede? Bana onu bulur musunuz? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Ne kusuru? Asıl siz kusura bakmayın. Böyle sizi acı gününüzde gelip rahatsız ettim. Kanun, boynumuz kıldan ince. Sizin acınızı daha fazla deşmeden birkaç soru soracağım. Buyurun efendim. Bu olayda sebep nedir? Efendim, Davut'la Şükrü'nün yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Ne oldu da böyle bir şey oldu bilmiyoruz. Kamber yani Davut'un babası benim de dostumdur, arkadaşımdır. Şimdi nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız ben bilemiyorum. Aslan gibi oğluma kıydılar. Peki, aralarında bir kız meselesi veyahut başka bir husumet olmasın? Vallahi Davut'la kız başka bir meseleden söz etmedi bana. Evladım anasına dedi mi, burasını bilemem. Bir gün evvelsi şehre gittiydi Şükrü, ben yolladım. Bankaya yolladıydı. Elinde bir paket gördüydüm ama kime verdi bilmiyorum. Ne paketi bu? Jelatin midir nedir, öyle parlak bir kağıttandı. Sen biliyor musun Gümüş? Neyi? Başınız sağ olsun. Size de birkaç soru soracaktım da. Şükrü'nün elinde bir paket varmış, onu gördünüz mü? Yavrum benim. Daha gibi oğlumu devirdiler. Gümüş, savcı bey soruyor. Neyin nesi bu paket? Ah yavrum. Dediydi bana. Halime'ye getirmiş. İçinde ne olduğunu demedi. Peki peki. Aralarında duygusal bir yakınlaşma var mıydı? Yok. Onlar kardeş gibi büyüdüler. Çok severler birbirlerini. Tamam. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ dostlar sağ olsun. Teşekkür ederim, hoşça kalın. İyi günler. Dediğim gibi çok iyi arkadaşmışlar. Fakat klasik kız meselesi işte. Kıskançlık. Yavuklusunu kıskanmış ve çekmiş bıçağını, malum son. Bu iş bu kadar. İki tarafında şahidi yok. Tabii yapılacak bir şey de yok. İddia makamı olarak ben şahit talep etmeyeceğim.
Bu işi daha fazla kurcalayıp iki tarafı da üzmenin manası yok. Suç kabul edilmiştir. Ya öyle bakma bana. Başka bir şey yok bu olayda. Ya anlamıyorum. Benim görmediğim ne görüyorsun bu çocukta? Oğlum. Sen böyle durgun durdukça ben senin için üzülüyorum. Sen haksızlığa uğramış birine benziyorsun. Her yanından belli oluyor bu. Yalancı dünyada derdini söylemeyen derman bulamaz. Gerçi sen derman bulmaya pek niyetli değilsin. İşte ben bunun için üzülüyorum. Allah-u Teala haksızlığa uğramış kullarına yardım eder. Eder de senin gibi durmakla bu iş olmaz. Şöyle bir silkelen, kendine gel. Benim için uğraşma Fahri. Yorma kendini. Bu dünyada artık benim yapacak bir işim kalmadı. Sakın öyle konuşma. Allah'ın gücüne gider. Onu sen bilemezsin. Bir karınca bile bu dünyaya boşuna gelmemiştir. Duymayayım bir daha öyle. Sakın. Makamını dinledik. Söz şimdi savunmanın. Söyleyeceğin bir şey var mı evladım? Şükrü benim can dostum. Ben... Hakim Bey, ben arkadaşımı... Ben cezayı çekmeye hazırım. Beni asabilirsiniz. Mahkemenin daha fazla uzamasını istemiyorum. Size yalvarıyorum. Artık bu işi bitirin. Karar. İddia makamı bütün delilleri mahkemeye sundu. Sanık Davut Arpacı suçunu kabul etti. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca sanık Davut Arpacı'yı idama mahkum etti. Tamam. Tamam, tamam. Sakin. Allah yanında sen var. İşte bu arada. Tamam. Tamam, sakin ol. Allah! 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 Hadi, hadi. Ağlama, tamam. Yeter artık. Yeter, çıkalım. Allah'ım, Allah'ım yavrum. Tamam, ağlama yeter. Ne olur ağlama. Davut, bana bak Davut. Bana bak Davut. Son bir kere dinle beni. Bunu senin için Şükrü'ye aldırtmıştım. Yürü.
Davut Arpacı, müdür seni çağırıyor. Hakim Bey seninle konuşmak istedi. Bak evladım, ben 40 yıldır bu devletin hakimliğini yapıyorum. Seninki gibi nice davalar gördüm. Nice kalemler kırdım. Ama senin kalemini kırmak bana zor geliyor. Bunun sebebini kendime çok sordum ama bulamadım. Başından beri senin suçsuz olduğunu tahmin ediyordum. Senin katil olabileceğin gözlerinden okunuyor. Konuşmaz ve bizi aydınlatmazsan kendine ve seni sevenlere haksızlık yapmış, adaleti yanlış yönlendirmiş olursun. Bu bir intihardır. İntiharı da ne kul sever ne de yüce Allah. Annen babam var. En önemlisi senin için canını vermeye hazır bir sevenin var. Ben her şeyi biliyorum. Gerçeği söylemelisin. Mutlaka söyleyeceğin bir şey vardır. Doğru. Keyifsizim biraz. Av yapmak bahaneydi. Şöyle bir dolanayım dedim. Hayırdır İlmi, neyin var? Anlatırsan dinlerim, rahatlarsın. Aslında sıkıntım benden değil Davut. Ya kimden? De hele. Nasıl diyeyim Davut, bilmiyorum ki. Sen benim iyi arkadaşımsın. Ha, bunu söylemek de kolay bir şey değil. Tabii ki İlmi, ne demek? Bir Şükrü var, bir de sen varsın. Kim var başka benim arkadaşım? Ben de onu diyorum işte. Şükrü'yü daha seversin bilirim ama... Davut, sen şimdi buradasın ama köy ağzında neler oluyor, haberin var mı? Kulaklarımla işittim. Beni görmemişlerdi. Kim görmedi? Kim değil, kimler? Sen ağzında ne geviliyorsun? Çıkar şunu, çıldırtma adamı. De hele bakalım, ne var köy ağzında? Git kendi gözlerinle gör. Kaç gündür gizli gizli buluşuyorlar da haberin yok. Ben seni çok severim ama... Bu nasıl bir arkadaşlıktır, ben onu anlamadım. Bak, bana kızma ama... Halime şimdi köy ağzında kimi bekliyor? Git bir gör hele. Seni beklemediğine göre... Var git bakalım. Dellendirme beni İlmi. Ben senin arkadaşınım. Bunu sana ben nasıl demem? Git var da gözlerinle gör. Evladım, konuşmazsan asacağız seni. Yasalar böyle diyor. Seni bu kadar susturan ne olabilir? Peki Davut evladım, gidebilirsin. Hadi gidelim. Adım gibi eminim bu çocuk suçsuz ama konuşmuyor. Ölüme gidiyor ve ketumluğundan vazgeçmiyor. Neden? Neden? Thank you.
Nasılsın? Nasılsın Halime? Seni gördüm, iyi oldu. Birkaç gündür seni geçirdim aklımdan. Ben bilirim senin Davut'a olan sevdanı. Ama ne yaparsın? Kader. Kaderden dönülmez. Ama sen de yazık etme gari kendine. Bak, sakın çekinme ha. Ben abin sayılırım. Hani bir ihtiyacın olursa onu diyecektim. Sağ ol İlmi abi. Ne ihtiyacım olacak? Ben... Gene de sağ ol. Bahçeye mi gidiyorsun? Git git. Bu bana neyse lan söyle. Asacaklardı beni. Sen de rahat rahat Halime'yi kendine alacaktın, değil mi? Yapma Davut, yapma. Kes! Beni kandırdın Hilmi. Beni kandırdın. Cezanı çekeceksin. Öleceksin! Davut Arpacı, ziyaretçilerim var. Oğlum. Baba. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Benim için dua edin ve hakkınızı helal edin. Oğlum, neden bütün bunlar? Bizimle konuşmalısın. Baba, bu konuyu bir daha açma lütfen. Ben bu ölümü hak ettim. Hayır. Benim için dua edin. Sizden bir dileğim var. Anam, bu mektubu Halime'ye vermeni istiyorum. Ana? Baba? Halime'ye bir şey mi oldu yoksa? Bütün bunlar başına kimin yüzünden geldi? Annen üzüldüğü için böyle söylüyor. Biz Halime'yi seviyoruz. Senin için rahat olsun. Ben veririm. Oğlum, bizi bırakıp nerelere gidiyor yavrum? Seni bu hallere düşürenler ateşler içinde yansın. Kamber! Oğlumuz elimizden gidiyor. Bir şey edemiyoruz Kamber. Bir şeyler yap Kamber. Yalvarıyorum yapma. Ne olur ana böyle yapma. Hadi gidelim. Oğlumu götürmeyin. O katil değil. Bağışlayın onu bana. Allah'ım nedir bizim günahımız? Ne günah işledik de oğlumuzu bizden alıyorsunuz Allah'ım? O bizim tek dayanağımız. Oğlum! Canımdan çok sevdiğim Halime. Sen bu mektubu okuduğunda
ben hak etmediğim bir sevdanın cezasını çekiyor olacağım. Ben senin aşkına layık değildim. Çünkü senin yüreğindeki o temiz ve dürüst sevdayı göremedim. Sana inanmadım. Ve Hilmi'nin söylediği yalana inandım. Seni de Şükrü'yü dinlemeden hüküm verdim. Sen bu mektubu okuduğunda ben senden çok uzaklarda olacağım. Seni hep seveceğimi bilmeni istiyorum. Bütün bu kötülüklerin kaynağı Hilmi'dir. Ondan uzak dur. Sana ve Şükrü'ye yaptığım haksızlığa daha fazla katlanamam. Ben nasıl böyle bir yalana inanabilirim? Şükrü benim kardeşim, sense yüreğimin bir parçasıydın. Halime! Halime dur! Seninle konuşmamız lazım. Bütün bu belayı Davut'umun başına sen açtın. Niye yaptın bunu Hilmi abi? Davut sana ne yaptı? Halime! Efendi derler de yüzüme baktı. Olanca tüylerim ayağa kalktı vay vay. Efendim, efendim, Şakir efendim, ifadem de doğru, söyle efendim. Şakir efendim, ifadem de doğru, söyle Şükrü'yü öldürmekten Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kamberoğlu Davut Arpacı idama mahkum edilmiştir. Ceza infaz edilecektir. Yüzü sarardı vay vay oy. Bir ümit
gözüm arardı. Efendim efendim, Şakir efendim, ifadem de doğru. Söyle efendim. Efendim efendim, oy Şakir efendim, İfadem de doğru. Çocukluğumdan beri Halime'ye aşıktım Hakim Bey. Ama Halime benim yerime Davut'a sevdalandı. Ben bunu yıllarca içimde sakladım. Kimseye diyemedim. Davut, Şükrü ve Halime birbirlerine çok yakındılar. Ben onların arasına giremedim. Çok düşündüm. Davut'u öldürmeyi çok istedim ama başaramadım. Sonra bu fikir geldi aklıma. Bu şekilde ikisi de ortadan kalkacaktı. Şükrü'yü pusuya düşürüp suçu Davut'un üstüne atacaktım. Bunu da başardım. Bunları planlarken Davut'un Şükrü'yü öldürebileceğini düşünmüştüm. Ama bıçağını benim yanımda bırakmıştı. Davut öldürmezse ben öldürüp onu üzerine atacaktım. Davut bıçağını kayalıklarda unutmuştu. Her şey tam istediğim gibi gelişiyordu. Bıçağı aldım. Koşarak Davut'un hemen arkasından, tepenin aşağısında çalıların arasına gizlendim. Bulunduğum yerden rahatlıkla her tarafı görüyordum. Şükrü elinde hediye paketiyle geldi. Davut Şükrü'yü görünce deliye döndü. Göreceğini de görmüştü zaten. Orada durmaya daha fazla dayanamadı. Çekti gitti. İş bana kalmıştı. Şükrü beni karşısında görünce bana ne haber demeye kalmadan Davut'un bıçağını midesine geçirdim. Sonra bir daha, bir daha. Efendim, yere yığıldı. Şakir efendim, ben karşılıksız birini sevdim ve hırsıma yenik düştüm. Sevdanın kanla yoğrulamayacağını bilemedim. Ben bir can aldım. Az daha ikincisine sebep oluyordum. Cezama razıyım. Artık ben her şeyi hak ettim. Ben size ne diyebilirim ki? Beni affedin. Allah sizi hiç ayırmasın. Taşına canavar. Karar. Diye de yazın var. Sanık Dürdane'den doğma Saitoğlu Hilmi Çınar. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince seni idama mahkum ediyorum. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.